Biliyorsunuz 31 Mart'ta parlayan yıldız olarak karşımıza çıktı. Fakat bayramlaşma esnasında da AKP heyetinden ve özellikle YRP heyetinden bazı açıklamalar da gelmiyor değil. Fakat önemli olan kısım bu mudur derseniz YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu bir açıklama yaptı. Özgür Özel'le ilgili övgüde bulundu ve dedi ki tam devlet adamı beyanatı veriyor ifadesini kullandı. Üçüncü parti olarak Türkiye'de yerimizi almak bizim için de onur verici oldu. Her ne kadar birileri içerime takıp bir takım ithamlarla, şeylerle falan önümüzü kesmeye çalışsa da tam tersi oldu. Özgür Bey'in de beyanatlarını diliyorum ben seçimden sonra falan. Çok dengeli aklı başı beyanatları veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. Eskiden böyle beklenmiyordu. Yani şu olacak, bu olacak, yapalım. Hiç alakası yok. İşte devlet adamı böyle olur. Ve başarıyı da yakaladı ama. Çok da güzel başarı yakaladı. Biliyorsunuz bayram mesajları çok önemlidir genel başkanların. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramla ilgili bir mesaj verdi ama bir yandan da tartışmanın da fitilini ateşledi diyebiliriz. Nedir derseniz elbette sizler de bir gün önce duydunuz bunu. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bunu gaf olarak ya da dilin sürçmesi olarak değerlendirmek istediğini, yoksa meclisin iradesinin savaş döneminde tam 3 defa 3 ay arayla meclis tarafından verildiğini ve meclisin de seçilen vekiller mebuslar tarafından kurulduğunu hatırlattı. İşte MHP Genel Başkanı Fethi Yıldız'dan Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik bir açıklama daha geldi. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek, dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. MHP lideri Devlet Bahçeli bayram mesajında Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır, Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cevap gecikmedi. Baba ocağı Manisa'dan Bahçeli'ye seslendi. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır demek gerçekten abesle iştigaldir. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'nin sözlerine verdiği yanıtta sert tepki gösterdi. Özel'in Manisa'da yaptığı konuşmaya gönderme yaptı. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler dedi. İnsanın göstereceği en erdemli davranış edeptir. Bayram sabahı Hatuniye Camii önünde iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı. 31 Mart seçim sonuçlarını, oy verme motivasyonlarını, beklentileri, seçmen davranışlarını, açık ve gizli işbirliklerini ilçe ilçe, il il inceliyoruz. Kısa bir süre sonra rapor haline getirip Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'e sunacağız. Muvakkat Genel Başkan Osmanlı Türk Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Şimdi AK Parti'de malumunuz seçim sonrasında hesaplar dönüp dönüp duruyor. Bu mağlubiyetin sebebi kim? Kime yazalım bu mağlubiyeti diye düşünüyorlar elbette. Hem Meclis Başkan Vekili hem de Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ dedi ki ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz değildir. O nedenle de biz bu sorumluluk bilinci içerisinde Şanlıurfa'mızda yeni dönemde partimizin daha da güçlenerek yola devamı için yapılması lazım gelenleri milletimizden de aldığımız mesaj ve uyarı doğrultusunda